Tarcan'ın ekspertizden ben Sami. Sayfamıza hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Bugünkü aracımız 2016 model Volkswagen Tiguan. Aracımız İzmir'den geliyor. Araç sahibi hem bizle tanışmak istiyor hem de almış olduğu aracı bize göstermek istemiş. Aracımız Araslar kayıtlı. Piyasanın 40 bin lira altına alıyor. Aracın ekspert raporu var ve kendi de yaptırmış. Hem bakalım aynı mı değil mi, bir farklılık var mı diye baktırmak istemiş. Aracımızda neler var onu söyleyelim öncelikle. Ekspertiz yapan firma sağ ön çamurluğun değiştiğini, tavan hariç ve bagaj hariç komple boyalı olduğunu söylemiş. Hava yastıkları için bir şey söylememiş. Hava yastıkları kontrol yazmış. Sağ sol podları düzeltme işlemi var yazmış. Aracın sürücü airbag'i, yolcu airbag'i, patlak tamirli. Bakın burası tamirli. Tamir edilmiş. Sağ taraftan gösteriyorum. Bakın yazı karakteri görüyorsunuz. Buradan bu şekilde tamir edilip üst derisi kaplanmış. Tavan airbag'imiz patlak. Sağ tarafın. Emniyet kemerleri ve meşhur kelimemiz dirençle kandırılmış. Sol tarafın emniyet kemeri de aynı şekilde patlak ve dirençle kandırılmış. Sol tavan airbag'imize baktığımızda sol tavan airbag de patlak tamirli. İki tarafın airbag'leri de tamirli. Tavan airbag'leri. Ön tarafa geldiğimizde aracın ön kaput çıkma takılmış. Sağ ön çamurumuz çıkma siyah takılmış. Ön tampon, far, panel, plastik aksamları değişmiş. Sol ön çamurumuz çıkma takılmış. Bakın kılıç saçlarını görüyorsunuz. Kılıç saçlarını düzeltmişler. Şasi numarası sağ taraftaydı. Sol tarafa basmışlar. Sağ kılıç saçı da aşırı şekilde düzeltilmiş. Bakın kaput airbag'i. Bunlar da patlamış. Aynı şekilde sağ kaput airbag'i patlamış. Kılıç saçını görüyorsunuz. Burada şasi numarası olması lazım. Şasi numarasını sol tarafa basmışlar. Resmi yapılmış arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Kesinlikle resmi yapılmış. Podileri göstermek istiyorum. Bakın yakından göstermek istiyorum. Düzeltmişler. Biraz işçilik çok iyi değil ama yani sonuçta yapmışlar. Sadece sağ ön çamuk değişmiş diye alınmış bu araba. Airbag'leri biliyormuş ama bu kadar olduğunu bilmiyormuş arkadaşımız. Bakın podyanın içi, kılıç sacının içi düzeltip kaba bir işlem yapmışlar. Biraz daha işçilik güzel olabilir diye düşünüyorum. Şaseleri göstermek istiyorum. Bakın sağ şasede herhangi bir oynama yok, herhangi bir düzeltme yok. Üstten vurmuş, yani tırın altına vurmuş sanki. Çünkü şaselerde herhangi bir problem yok. Bakın sol şaseyi de göstereceğim. Herhangi bir problemimiz yok, düzeltmemiz yok. Üstten vurmayla eribe kaçmış. Bakın puntaları gözüküyor orijinal halde. Sağ ön kapımız çıkma takılmış. O da aynı renk. Bakın iç direği gösteriyorum. İç direği macun, infi. Yani macun oranı yüksek. Düzeltmişler. Ekspert yapan firma bu kapıyı orijinal demiş. Nasıl orijinal demiş ben de onu anlayamadım. Direği düzeltmişler. Arkadaşımız bu kapıya söktak yazmış. Halbuki kapı çıkma takılmış. Aynı renk. Aracı lifte kaldırdığımızda kartelimiz ezik. Buradan bu şekilde göstermek istedim. Karteli vurmuş ve ezilmiş. Düzeltmemişler. Değişmemişler. Altta iç plastikler, pardon alt plastikler kırık. Alttan da vurmuş bir araç. Bakın egzoz taşları yırtık. Araçta aşırı derecede titreme var. Lastikleri kötü ve jantlarımız düzeltilmiş. Arka kapımız işlem boyalı. Arka çamurluğumuz işlem boyalı. Arka tamponumuz boyalı. Arka sol çamurluğumuz işlem boyalı. Sol arka kapımız, sol ön kapımız işlem boyalı. Her parçada macun var. Bagaj ve tavan hariç. Evet değerli abilerim ve değerli ablalarım. Aracımız dediğim gibi İzmir'den geldi. Abimiz arabayı almış. Ekspertize sokmuş. Sadece sağ ön çamurluğun değiştiğini biliyormuş. Geri kalan bütün parçadan düzeltilip boyandığını söylemişler. Podyalarda ve kütüklerde işlem var demiş. Tamam podyalarda işlem var ama kütüklerde zerre oynama yok. Bunu bir söyleyeyim. Şasi numarasını sağ kılıç sacından sol kütüğe basmışlar. Ama resmi yapılmış. Kesinlikle resmi kanunen yapılmış. Herhangi bir çençlik yok.
Aracın piyasadaki değeri 135 milyar lira. 95 bin lira almış abimiz. Yani eski model araca bineceğime demiş. Yüksek modele pert kayıtlıya bineyim demiş. Benim için yani aracın yürür önemli demiş. Motorunda bir sıkıntımız yok. Şanzımanda herhangi bir problemimiz yok. Tamam biraz işçilik çok iyi değil ama sonuçta aracın yani gideri gayet güzel. Şimdi pert kayıtlı araç alınır mı alınmaz mı diye sorsanız pert kayıtlı araç bana göre alınır. Kendi adıma konuşuyorum. Piyasası uygunsa, orijinalinden biraz daha aşağıdaysa ve düzgün işçilik yapılmışsa alınır. Airbag tamiri konusunda bir şey söyleyemiyorum. Airbag tamiri yapan abilerimiz var ve videoyu izleyen abilerimiz de var. Yani airbag tamamen ustayla alakalı bir şey. Tamir ettirirseniz çıkmalısınız bu ayrı konu. Abimiz tamir ettirdiğini bilmiyormuş. Normalde orijinali takıldığını biliyormuş aracın ama airbagleri tamir edilmiş. İçinde airbag var. Patlayıp patlamayacağı tabii ustayla alakalıdır. Her zaman söylediğim şeydir. Şimdi bazı pert kayıtlı araçlar aşırı derecede kötü toplanıyor. Buna karşı ben de kaportacı boyacıyım. Pert kayıtlı araba kullandım ama düzgün bir şekilde topladım. Hiçbir şekilde airbag'i sahtekarlık yapmadım ve sattığım her aracı da söyledim ve belirttim. Yani pert kayıtlı araç bana göre alınır demiştim. İnsandan insana değişir. Bazı insan cam değişir, araba almaz. Bazı insan tavan değişir, araç alır. Benim her zaman söylediğim bir kelime eski var. Eski model, kilometresi yüksek orijinal araç alacağıma, yüksek model, kilometresi az hasar kayıtlı araç alırım. En azından motoruyla uğraşmam. Uzun vade binerim. Benim şahsi düşüncem böyledir. Şimdi size iki örnek pert kayıtlı araç göstereceğim. Bakın minibüsü şimdi gösteriyorum size. Minibüsün sol tarafını kesmişler. Çıkma aynı renk, bir tane daha bulmuşlar ve aracı yandan eklemişler. Bakın bu da bitmiş hali. Ben kendi adıma konuşmak istiyorum. Kaportacı olduğum halde ben böyle bir aracı almam. Ha alıp almamak tabii ki sizin elinizde. Buradaki ustalara kesin de lafım yok. Usta kendi işini yapıyor ve sanatını yapıyor. İşini de güzel yapmıştır, bir şey diyemem. Ama hiçbir kaportacıyı işinden dolayı yargılayamam. Örnek ikinci aracımız. Bakın BMW. Önden küçük bir dokunmayla hava yastıkları açmış ve pert kayıtlı. Bakın vurma anı. Böyle bir araç alınır. Çıtır hasarlı ve piyasasının altında. Ya ben şahsen böyle bir araç alırım. Ekleme araç alınmaz demiyorum. Ben kendi adıma konuştum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Alan olursa tabii saygı duyarım. Ben kendi adıma almam dedim. Siz alırsanız da ben bir şey tabii ki söyleyemem. Diyelim pert kayıtlı bir araç aldınız. Mutlaka alırken, yaparken, toplarken, kademe kademe fotoğraflarını videoya çekin ki satarken elinizde bu kalsın. Ben böyle bir araç aldım ve böyle sattığım gibilerinden veya topladığım gibilerinden elinizde delil kalsın. Sizin için daha iyi olacaktır. Pert kayıtlı araçlar halk dilinde ikiye ayrılıyor. Ağır hasarlı ve çıtır hasarlı diye. Demek ki transporter'ı gördünüz. Bana göre ağır hasarlı. BMW'yi gördünüz. Çıtır hasarlı. Ama bundan ikisi de pert kayıtlı ama işte gördüğünüz gibi maalesef kazanın büyüğü var ve küçüğü var. Bu abimiz de yani kendine göre düşük fiyatlı pert kayıtlı araç almış. Bu araç da kötü değil ve böyle bir karar almış ve binmiş. Sadece bir çamurluk diyebiliyordu. Ekstradan 3 parça daha çıktı. Hava yastıklarının tamir olduğunu bilmiyordu. Burada öğrenmiş oldu ve yine memnun, sıkıntı yok aracında. Siz olsanız pert kayıtlı araç alır mısınız? Yorumlara yazarsınız. Yorumlarda okuyoruz arkadaşlar. Elimden geldiğince bütün yorumları okumaya ve telefonlara yetişmeye çalışıyorum. Bazen yoğunluktan dönemiyorum, hakkınızı helal edin. Pert araç alsanız dahi mutlaka dürüst olmak her zaman iyidir. Videoyu beğenerek sayfamıza abone olmayı unutmayın. Instagram ve Facebook sayfasından da bizleri takip edebilirsiniz. Allah'a emanet olun, iyi günler.